Anlamıyor. Bardak doluysa anlamak zor. Bardak dolu. Boş olması lazım. Ki doğruları öğrenebilirsiniz. Doğru yolda kendinizi efendim düzeltebilirsiniz. Onun gayreti içerisindeyiz. Her zaman da söyledik, doğru bir ve resmi bilgileri, gerçek bilgileri bizden edinebilirsiniz, bizden alabilirsiniz. Çünkü bu işleri gerçekten yeni değil, 2017'den beri ekranlara taşıyoruz. Bazıları gibi yeniden çıkıp ortaya efendim mahkem kesmeye çalışmıyoruz. Ahkem kesersek biz keseriz, ona da kesme hakkımız var deriz. Çünkü 2017 yılından beri bu işi ekranlara taşıyoruz. Sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz ama anlayanlar anlıyor, anlamayanlar için de yapacak fazla bir şey yok değil mi Mehtap Hanım? Tabii ki, yani biz otomatik bilgi paylaşımıyla ilgili ne doğru, ne eksik, ne yanlış, dilimizin döndüğü, bildiğimiz kadarıyla ve mümkün olduğu kadar azamisinde doğru bilgiyi vermeye çalışıyoruz. Sürekli bu bilgileri güncelliyoruz kendi içimizde de. Neler oluyor, ne zaman ne olacak ve ne yapmaları gerekir. Yapması gerekenler ile ilgili mutlaka ve mutlaka, eğer Türkiye'de 1 TL ile hesapları varsa, geçmişini düşünerek bu hesabın ve başka bankalardaki hesaplarının Türkiye'ye gelip yapmalarının sorumlu olduğunu söylüyorum. Eğer tedbir almak istiyorlarsa, eğer yurt dışından yapacakları makyajların hiçbir faydası olmayacağını, yağmur damlasıyla açığa çıkaracağını, her şeyi denetimler geçireceğini, baş ağrısından kurtulamayacaklarını hatırlatmak istiyoruz. Evet. Bu tedbirlerin dışından olmayacağını söylüyoruz. Evet, yani bunu devam edeceğiz. Yine siz anlatacaksınız. Telefonlarımız var bu arada, söz verdik onları alalım, onların soruları var dedik. Peki. Gelen sorular var, onları alalım dedik. Evet, ilk telefonumuz şu anda hattımızda, sevgili seyircimiz var. Efendim iyi akşamlar, buyurun. İyi akşamlar. Buyurun. Ben bir sorum olacak. Tabii buyurun. Ben yakında emeklilik bağlanma talebi edeceklerimdi. Şimdi yaklaşık 20 yıldır kendi içerim var. Ama Almanya elektrik satışından herhangi bir ödeme yapmıyorum. Sadece sağlık sigortasını temin ediyorum. Bu durumda elektrik aylık bağlantısı talebine başvurabilir miyim? Anlayabiliyor musunuz Mehtap Hanım? Hiç anlamadım. Ben de, beyefendi, telefonu kulağınıza tutup konuşma şansınız var. Bir dakika. Bence kulağınıza... Şimdi nasıl? Şimdi iyi mi? Şimdi iyi. Böyle sorun lütfen. Evet. Ben yaklaşık 20 yıldır kendi işlerim var. Yakında emeklilik aylığı bağlama hakkı elde edeceğim. Evet. Şu andaki sigortalık durumunda da Almanya emeklilik kasasına herhangi bir 20 yıldır bir ödeme yapmıyorum. Sadece sağlık sigortamı kendim ödüyorum. Evet, bu durumda bu yıl işveren olduğum için... Evet. Kendi iş yerimde de yalnız çalışıyorum. Öyle işçim falan da yok 20 yıldır. Duyuyorum ben ama iyi duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz. Net, gayet net duyuyoruz. Onun için ses çıkarmıyoruz. Evet. Ha, pardon, özür dilerim. Emekli aylığı alma hakkım var mı Türkiye'den diyorsunuz? Türkiye'den hak ettim demiyorsunuz da aslında soru yanlış oldu. Hak ettim, başka hak edeceğim yakınlarda. Türkiye'den hak etmeniz için önce başvurmanız lazım. Daha sonra bu yok, kendi iş... Başvurdum, hak ettim. Şimdi ben ona kötü haber vereceğim. Hani bu iş yerinde kendi işte İHK'ya falan ne kayıtlı... Olduğunu biliyorum. Evet. Olduğunu çok net biliyorum. Evet. Özellikle başka soru var mı diye o yüzden sordum. Eğer soru sadece buysa anlatayım ben. Sadece bu mu soru? Buyurun. Sadece bu ama yani yeteri kadar anlatabildim mi? Anladık. 20 seneden beri burada serbest meslek yapıyorsun. Prim ödemiyorsunuz. Emeklilik kasasına ödeme yapmıyorum. Prim yatırmışsınız. Yatırdığınız prim itibariyle Türkiye'de yaş gelmiş ama diğer sorunlar oluşmuş mu oluşmamış mı, buna da izin verirseniz ben cevap vereyim. Buyurun, teşekkür ederim. Buyurun, siz de bizi televizyondan dinleyin efendim, oldu mu? Telefonu kapatacağız mı? Kapatın bence, sorunuz yoksa televizyondan dinleyin. Tamam. Çok sağ olun. Peki. İyi günler efendim, sağ olun. Evet Mehtap Hanım. Ne yazık ki Avrupalı Türklerin en kötü bildiği, en hatalı, en kirli bilgi bu. Evet. Türkiye'den yurt dışı borçlanma yaptıktan sonra yurt dışında serbest meslek yapıyorsa ve adına
sigorta primi, emeklilik kasasına primi ödemiyorsa zannediyorlar ki benim Türkiye'den emekli aylığı alma hakkım var. Evet. Ne yazık ki yok. Çünkü yurt dışı borçlanma suretiyle Türkiye'den emekli aylığı alabilmek için kesin dönüş şartı var. Kesin dönüş şartı da yurt dışında çalışmamak, serbest meslek yapmamak, herhangi bir sosyal sigorta ödeneği almamak, işsizlik ödeneği gibi, işsizlik ödeneği almamak, hasta yakınına bakmamak, evet, gibi koşullar içeriyor. Hı-hı. Serbest meslek yapanlar yurt dışında çalıştığı için, hı-hı, bir çalışma hayatıyla ilgili bağlantısı devam ettiği için Türkiye'den emekli aylığı alamazlar. Evet. Özellikle izleyicimiz kesinlikle emekli aylığı alamaz. Gizlice alabilir, yakalanırsa sonuçlarına katlanır. Hukuki değil. Evet. Bu nedenle yurt dışında serbest meslek yaparken veba gibi birbirlerine bulaştırdılar. Nasıl olsa yatırmıyorsun. Burada nasıl olsa yatırmıyorsun altında yatan nedenini biliyor musunuz? Sizi Türkiye yakalayamaz. Evet. Türkiye'nin sizi yakalayıp yakalamayacağı garanti değil. Yakalanırsınız da yakalanmayabilirsiniz. Ama yasak mı, hukuki mi? Yasak, hukuka aykırı. Alamazsınız. Yasal olarak benim vereceğim cevap bundan ibaret. Evet. Ama on binlerce vatandaşımız, hatta milyonlarca vatandaşımız, 1 milyon vardır Avrupa'da, sadece Avrupa'da, evet, yurt dışında serbest meslek yaparken Türkiye'den, bunların da %50'si ne yazık ki bileyse, ya Türkiye nasıl olsa beni yakalayamaz diyerek emekli aylığını alanlar, otomatik bilgi paylaşımı çerçevesinde hesapları ortaya çıkar ve yakalanırlarsa geçmişe dönüp 10 yıllık maaşlarını faizleriyle iade edecekler. Evet. Alo. Alo. Efendim, buyurun. Zeki Bey, Mehtap Hanım, sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Eyvallah efendim. En azından bu bilgileri bizlere aktardığınız için. Keşke biz de ülkemizdeki bizi yöneten insanlara bu teşekkürü sunsaydık. Evet. Bir Avrupa'da yaşayan insan olarak söylüyorum. Dolu muyum? Hem de nasıl doluyum? Belli belli. Patlamaya hazırsınız şu an. Ama şimdi şöyle Zeki Bey. Bizde, evet, burada %17, %20 civarında faizle para çekip ülkemizi seven insanlar olarak Türkiye'mize yatırım yapıyoruz. Bizim hakkımız değil miydi biz bu yatırımı yaparken? Ve buradan da sesleniyorum. Kanal Avrupa'ya çok teşekkür ediyorum. Orada bizi yönetenler var ya, o gri sandalyelerde oturanlara yazıklar olsun. Bizleri anasız babasız bıraktıkları için oradaki parayı da ben kesinlikle çekeceğim orada. Evet. İnsanlar bu kadar aptal yerine konulmaz. Burada konsolosluklarımız, ataşalarımız ne güne duruyorlar da bizi bilgilendirmiyorlar. Cuma namazlarında, hutbelerde bize onu bunu savunurken bizlere kardeşim işte böyle bir yasa var. Ben yasaya saygı duyuyorum, tamam. Ülke olarak biz katılacağız, eyvallah. Evet. Ama beni neden bilgilendirmiyorsun kardeşim sen? Bir, evet, ataşa, bir hoca neden bilgilendirmiyorsunuz? Hani her şey güzeldi, ne oldu? Hatalılar, bu sonuç konuda hatalılar, şimdi, doğru. Evet. Sonuç şu, Zeki Şahin, evet, ben Avrupa, Kanal Avrupa'da program yaptım. Evet. Bir solistim. Evet. Mehtap Hanım'la daha önce de görüştüm ama ülkemizin gene bir zaafı. Evet. Bizlerin şu anda pasaportları bitti, ülkemize gidemiyoruz. Evet. Ve biz gün almaya çalıştığımızda 7 ay verdi, ta 5. ayın 6'sına. Hangi konsolosluğa bağlısınız siz efendim? Frankfurt efendim. Evet, Frankfurt'tan bu şikayetleri aldım, doğru, evet. Ve sonuç olarak gidemiyoruz. Evet. Neyse, sizleri dinledim, değerli Mehtap Hanım'ı dinledim. 12. ayda bir karar verdim. Dedim ki gideyim en azından, hı-hı, bu işlerimi bir Steuerberater'le konuşayım, hı-hı, yatırayım. Evet. Ve Steuerberater'le konuştum. Normal şekilde 5 yıl dönük, yani 2015'ten, evet, bu tarafı benden bilgileri aldı. İşte dedi şu kadar para yatıracaksınız. Ne diyorsunuz? Olması gereken bu. Tamam, biz bu ülkede en azından Almanya'da yaşıyorum. Evet. Ben bu parayı Almanya'da kazandım. Saygı duyuyorum. Doğru. Nankör olmamak gerekiyor. Aynen öyle. Ve sonuç, biz bunları yatırdıktan sonra dün değil öbür gün bana finansandan bir mektup geldi. Hani ben kendi kendimi ihbar ederken, evet, 5 yıl geriye dönüktü. 15 yıl ama değil mi? Ama şimdi 2010'u istiyorlar. Bu Türkiye Cumhuriyet
Evet. Buyurun. Tamam, ben sizi dinliyorum. Ben sizi dinliyorum. Dinliyorum. Bu Türkiye Cumhuriyeti insanlı yönetenler diyor ya, hani biz halkımızı seviyoruz, biz evet. oradaki insanlarımızı seviyoruz. Evet. Ve 2-5 yıla dönük, siz kendi kendinizi ihbar ettiğinizde 5 yıla dönük yapılacak. Evet. Ama şu anda ben kendi kendimi ihbar ettiğim halde gene mektup gönderildi. 2010'u istiyorlar. Özellikle bunu Mehtap Hanım'a sormak istiyorum. Seki Bey, sizin de güzel düşünceleriniz var. Yağcı olmaya gerek yok. Zaten takip ediyoruz. Çünkü güncel bir insansınız. Biz de sosyal hayatta hayatımıza devam ediyoruz. Eyvallah. Ama yapmayın. Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten o zatlar, artık insanlar demiyorum. Çünkü beni derinden yaraladılar. Sizin gibi ülkemizde şu anda küskün vatandaşlarımız çok. Onların gönüllerinin alınması lazım. Evet, evet. Zeki Bey, bitti. Samimi söylüyorum. Ülkeye, eğer Türkiye Cumhuriyeti'ne bir kuruş yatırım yaparsan namussuzum. Ya işte sizin gibi diyenler çok, onu bildiğim için o yüzden diyorum. Yani bu insanların gönüllerinin alınması lazım. Peki siz olmasaydınız da olurdu Zeki Bey. Biz olmasaydı, bizi anlatmasaydınız ne olurdu? Efendim, biz gazetecilik yapıyoruz, biz televizyonculuk yapıyoruz. Biz yıllardan beri Avrupalı Türklerin bu tür konularında hep yanlarında olduk. Meseleleri ekranlara taşıdık. Bundan sonra ya da taşımaya devam edeceğiz. Bizim misyonumuz da bu. Teşekkür ediyoruz. Yani biz denize atıyoruz. Balık bilmezse halık bilir diyoruz. Sonuçta dualar biz alıyoruz. De... Yani dua. Başka bir gayreti içerisinde Zeki değiliz. Bey. Evet. Bizler sizi takdir ediyoruz. Başkasının bilip bilmemesi önemli değil. Samimiyetle söylüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Hani telefon açıp teşekkür etmek istedik. Ayrı bir olay. Allah ama Allah bekledim. Yani bu mektup geldikten sonra, Finansamt'tan o mektup geldikten sonra dedim, bütün bilgimi bir paylaşayım. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Yani evet. 2010'a gene vermemiz gerekiyor mu? Gelmememiz mi gerekiyor? Ne yapacağız biz? Sizden teşekkür ediyorum Mehtap Hanım, bilgi vereceğiniz için. Evet. Zeki Bey, teşekkür ediyorum. Fazla güzel vaktinizi almak istemiyorum. Peki, peki biz teşekkür ederiz. Bu konuda bilgilendirirseniz teşekkür ediyoruz. Dört gözle böyle kulak şeyle dinliyoruz. Dört kulağı. Evet, tamam, peki, peki sağ olun. Kulağınızı açtınız, bizi dinliyoruz. Mehtap Hanım. Tedbir alma konusuna gelince 2000, yani 5 sene geriye dönerek okey demiş. Bu sefer 2010'a kadar istemiş. Ama Türkiye'de, ben her zaman anladım, 5 yıl. Ben her zaman yayında geçmişe dönük 10 yıl. 15 yıl. Ülkelerde, dış ülkedeki mal varlığı için 15 yıl olacağını hep söylüyorum. Israrla da söylüyorum. Özellikle otomatik bilgi paylaşımı. Evet. Bununla ilgili uluslararası sözleşmeler, ikili anlaşmalar yürürlüğe girdikten sonra... Evet. Yaşadıklı ülke doğal olarak şunu diyor. Diyor ki, siz kendinizi ihbar etmediniz. Evet. Böyle bir sözleşme olduğu için ortaya çıktı bu. Ben sizin geçmişe dönük kendini ihbarda 5 yıl, evet. Ama bundan 3 yıl önce ihbar etselerdi geçmişe dönük 5 yıl ödeyeceklerdi. Ama bugün diyor ki, sen aslında bir usulsüzlükten devam ediyorsun. Evet. Geçmişe dönük 10 yıl, yeni kanun çıkarırlarsa 15 yıl geriye gidecek. İşte bu nedenle yurt dışında diyoruz. Siz kendinizi ihbar edeceğiniz zaman bu işi çok 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 iyi bilen, özellikle de otomatik bilgi paylaşımı konusunda yetkinliğe sahip, biraz bilgi sahibi demiyorum dikkat ederseniz, yetkinliğe sahip bir mali müşavirden yardım alın. Bunun 10 yıl ve üstü olduğunu asla unutmayın. 5 yıllık bir cezayla kurtulmayacaksınız. Bunu yapacak mısınız, yapmayacaksınız? Yani şu çok açık. Siz otomatik bilgi paylaşımı çerçevesinde kendinizi bildirseniz de, kendinizi ihbar etseniz de, yakalansanız da sonuç aynı değişmiyor. Evet. Burada özellikle hani vatandaşlarımıza koyuyor. Acaba kendim mi ihbar etsem? İhbar etsen de. İşte ihbar yani, etmiş. Yakalansan da. Ama bu konuda yakalanmamak için tedbir alsaydınız, evet, bunları yaşatma ihtimaliniz %95 idi. Yani Türkiye'de daha önce gelip o altyapıyı, tedbirleri almış olsalar idi diyorsunuz. Aynen. Evet. Aynen. Aynı bu sıkıntıları isteseler bile böyle bir sıkıntıyı yaşamayacaklardı. Onu mu anlıyorum? Ama geçmişe dönük en az 10 yıl. Ülkelerin tamamında, Türkiye'de de en az 10 yıl sanki yakalanmışlar gibi ceza ödeyecekler. Evet. Değişen bir şey yok. Yani ihbarla yakalanmak arasında... Peki ne şansı var mı? Onu da soruyor. Yani ben geri 15 yıl için ne yapabilirim diyor yani. Tek şans, eğer Türkiye bu konuda politik, diplomatik bir girişimde bulunursa, daha doğrusu çözebilir, ama Türkiye'nin de bu konuda diplomatik girişimde bulunma konusunda bir tek cümlesini duymadım. Sonuç olur mu olmaz mı onu da bilemem. Ne zaman bu olur? Türkiye'deki paraları vatandaş her şeyi göze alarak yurt dışına götürüyorum derse olur.
Ama vatandaş da bunu göze alabilir mi? Alamaz. Çünkü bu kadar parayı yurt dışına götürürken nereden buldun, nereden ettinle karşı karşıya kalacak. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Dolayısıyla ne yazık ki vatandaş burada çaresiz. Çok haklılar. Evet. 2017 yılından bugüne kadar, 2020'ye kadar vatandaşa neyin var, param var mı demediler. Evet, evet, böyle bir kanun çıktığını, evlerine mektup gönderilebilirdi. Hı. Evet, gerçekten insanlarımızın toplandığı yerlerde bilgi verilebilirdi. Evet. Bunların hiçbirini yapmamak Türkiye'nin ayıbıdır. Eksik çalışmasıdır. Vatandaşa verdiği bir acıdır, azaptır. Bugünden itibaren nasıl toparlayacağını Türkiye bir an önce düşünmelidir. Vatandaşı yurt dışında sahipsiz bırakmamak konusunda çaba harcamak mecburiyetinde bence. Yapar yapmaz bilemem. Bu siyasi bir karar. Anladım. Anladım. Şimdi soru çok var. Onlara geleyim. Güzel pazarlar, baş ağrısı ve sorun istemeyen vatandaşlar sizin gibi kaliteli uzmanlara danışsın. Vatandaş niye temiz iş yapma imkanı varken kalitesi ispatlanmayan sözde uzmanlara yönelir? Anlamak kolay değil. Kolay gelsin ve enerjiniz bol olsun. Selamlar demiş İskandinav ülkelerinden bir seyircimiz. Merhabalar, yakında Türkiye'den emekliliği aylığı almam hakkım olacak. Sorum ise kendi iş yerim var ama Almanya Emekli Kurumu'na kesintim ve ödemem yok. Sadece sağlık sigortamı kendim ödüyorum. Bu durumda Türkiye'den emekli aylığı bağlatabilir miyim demiş. Hayır. Bağlatabilir miyim? Yurt dışında serbest meslekte çalışmadır. Çalışmak yasak. Garibim, işçi çalışanlar cezalı mı? Yok yok, şunu söyleyeyim. Peki borçlanabilir ama. Borçlanır. Ha, borçlanır ama aylık alamaz. Aylık alamaz. Peki. Hayırlı akşamlar, sizlere bir sorum olacak. Türkiye'den daha önce emekli olanlardan AOK geriye dönük 5 yıl para talep ediyor. Bazı da hayır, geriye dönük 2 yıl alabilir diyor. Hangisi doğru, bilgi verseniz memnun olurum. Teşekkürler doğru demiş. 5 yıl doğru. 5 yıl doğru. Aylık 40 euro, biraz da faizle yaklaşık 2800 euro falan ediyor. Evet, yani 5 yıl doğru ne yazık ki. Şimdi bu sorular bunlar idi şu andaki. Gelen olursa da devam edeceğim sizlere bu konuda Mehtap Hanım. Çünkü diğer yerlerden de sorularımız var. Ancak yetiştiğim kadarıyla bile hem laptop hem telefon hem diğer normal telefon, oralardan gelen sevgili seyircilerimizin de sorularını alıyoruz. Bence bu otomatik bilgi paylaşımı konusunda vatandaşların kafasının karıştırılması özellikle mi yapılıyor, özellikle mi yapıyorlar, mahsustan mı karıştırıyorlar? Şunu da söyledim. Dedim ki bakın arkadaşlar, eğer bu otomatik bilgi paylaşımına imza atmışsak ki bu paylaşılacak, verilecek, mutlaka değişim olacak. O yüzden de dedik ki Türkiye bunu zaten yapar. Ertelenmesi için, zaman kazanılması için yapılan çalışmalar var dedik. Bu çalışmalar yapılıyor dedik. Eğer bu çalışmalar yapılıyorsa, efendim devam ediyorsa, demek ki siz önlem alabilirsiniz diye bu çabayı gösteriyorlar. Efendim bu çalışmayı yapıyorlar. Niye anlamıyorsunuz diye bunu söylemeye çalışıyorum. Yani tedbir alın. Size tedbir almak için zaman efendim kazanıyoruz. Yani onlar demiyor da ben söylüyorum yani. Oradan anlaşılan bu. Mealen anlatımı bu. Ve hala siz bunun efendim bu işi anlamamaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka tedbirlerinizi alın konusunda bunlar yap. Ha biz zamanında imza attık. Efendim sizi bilgilendirmedik. Doğru. Bu konuda altyapı oluşturmadık. Doğru. Ama bunu düzeltebilmek için de size elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz diyorlar. Salı günkü toplantıda konuşulan bu idi. Önümüzdeki salı günü alınacak olan karar da bu. 2019'un paylaşılmasının sebebi bu. 20'nin de 21'de paylaşılmaması için gösterilen çaba bu. Bunu niye anlamıyorsunuz? Ben de anlamış değilim. Yani zaman, erteleme, öteleme bu yüzden yapılıyor. Ve sizler hala efendim Türkiye'den buraya gelmiş. Adam Türkiye'de avukatlık yapamıyor herhalde tahmin ediyorum. Orada müşterisi falan yok. Buraya gelmiş, burada bir büro açmış. Telefon açıyorsun, diyor ki 80 euro, 100 euro, 120 euro bu hesabı havale et, sorularını cevaplayayım. Biz burada bedava yapıyoruz size bu şeyleri, bilgilendirmeleri, para da almıyoruz. Diyorsunuz ki bize ıslak imzalı vekalet verin, vekalet gönderin, biz sizin Türkiye'deki bütün haklarınızı, bilgilerinizi saklayalım. Yok böyle bir şey diyoruz. İnanmayın, yalan diyoruz.
Yarın bir gün ödediğiniz paralar da havaya uçacak. Efendim tedbirleriniz de hikaye olacak diyoruz. Siz anlamıyorsunuz. Biz de diyebiliriz. Ben derim ki Mehtap Hanım, Mehtap Hanım. Sen bu işten para kazanmak istiyor musun? Bırak sana göndersinler vekaletleri. Efendim bu iş vekaletten halloluyorsa ya buradan ne alacak yani? Olmasa ne olur? Olmam yani olursa ne olur? Diyebiliriz. Diyebiliriz. Ama ekran karşısındayız. 20 yıldan beri sizlerin karşısındayız. Size yanlış bir efendim iş yaptırmamak için, yanlış yollara sapmamanız için çalışıyoruz. Ya anlayın artık, anlayın. Mehtap Hanım da diyebilir, bana vekalet gönderin, konsolosluğa alın gönderin, ben sizin işinizi yapayım. Diyemez mi arkadaşlar? Der. Ama demiyor. Niye? Çünkü olmaz. Olsa da olsa zaten yapar. Olmaz. Ne diyor? Türkiye'ye gelmeniz lazım. Bizatihi sizin olması gereken işlemler var. Takip edilmesi gereken işlemler var. Siz döndükten sonra da devam etmesi gereken işlemler var. O yüzden önemli gelmeniz lazım diyor. Aha işte pasaport meselesi de çıktı. Pasaport uzatma meselesi. Efendim ya, yenileme meselesi. Bir sıkıntı ya. Ne olacak şimdi? Boşuna mı konuştuk, söyledik, pandemi dedik. Efendim test almadan uçamayacaksınız. Belki ileride aşı olmayanlar uçamayacak diyorum. Hala söylüyorum. Aşı olmamışsanız seyahat edemeyeceksiniz diyorum. Benim dediklerimin hepsi de hemen hemen çıkıyor, göreceksiniz. E işte daha ne anlatalım size, daha ne söyleyeyim. Bu kadar öngörümüz var, feraset bu kadar var yani. Gerisi de sizin işiniz arkadaş. Niye yani? İşinizi doğru yapın. Emin ellerle yapın ya. Doğru işlem yapın da başınız ağrımasın. Bak vatandaş dürüstlük yapmış Frankfurt'ta değerli bir dost. Ama ne olmuş? Sonuçta adam kendisi zarar görüyor ya. Gerçekten. Evet. Şimdi öncelikle vatandaşlarımıza bir şunu hatırlatalım. Gerçekten aşı karnesi çıkacak seyahatlerde. Hepimiz için çıkacak. Evet. Ama vatandaşlara şimdi 2017-2019'un sonuna kadar yaklaşık 3 yıl kadar Türkiye bilgilendirmedi. Evet. Ya vicdansızlar biz bilgilendirdik, buradan bir şey almadınız. Tamam eyvallah. Fakat 2020'den itibaren 1,5 yıla yakındır da devlet de artık söylemeye başladı. Aradan 1 yıl geçti. Bakın korona yaşıyordu. Olağanüstü bir dönem yaşıyor dünya. Evet. Siz bu tedbiri almak niyetiyle ama işte bir pasaportunuzun çaresine bakmak zorundasınız. Eğer pasaportunuz 4 ay sonra çıkacaksa siz randevuyu, bitecekse randevuyu bugünden alın. Bittiği gün alırsanız 2022'ye sarkar, bunu görüyorum. Evet. Ya da gelin tedbirinizi Türkiye'de alın, pasaportunuzu da yenileyin. Götürüp pasaportunuzu yurt dışı makamlarına bırakın, oturumunuzu işlesin üzerine. Evet. Hani bu artık bizim söylememiz, programda konuşmamız gereken bir durum değil. Ama otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili sorunun kaynağı Türkiye. Tedbiri Türkiye'de alabilirsiniz. Yurt dışından alabileceğiniz tedbirler geçerli değil. Türkiye'deki bütün kurumlar sizin vekaletinizi sizin imzanızla kabul etmezler. Hiçbir geçerliliği yok. Ancak konsolosluktan vekalet isterler yurt dışındaysanız eğer. Yurt dışından konsolosluk alacağı aracılığı ile alacağınız vekaletler de sizin yurt dışı oturumunuzu, yurt dışı mukimi olduğunuzu resmi olarak mühürlü imzalı kaşeli hangi kurumda kullanacaksanız orada sizin artık yurt dışında yaşadığınızda ispata yarayan bir iş olur. Evet. Bu nedenle Türkiye'ye gelin diyoruz. Vekaletsiz iş görülemez sizin adınızda. Evet. Gönderdiğiniz herhangi bir kişiye kendinizin imzalı et gönderdi, ıslak imzalı ama konsolosluk onayı olmayan hiçbir vekalet Türkiye açısından geçerli değildir. Bu nedenle de yapacağınız işlemlerde kendi adınıza ya da birine vekalet vererek iş gördürmüş olmazsınız. Bu nedenle Türkiye'ye gelmeniz zorunlu. Yurt dışından alabileceğiniz, özellikle finansal bilgisi olanlar için konuşuyorum. Yurt dışından alabileceğiniz herhangi bir tedbir yok. Evet. Türkiye'den önce gelin. Aha işte yurt dışında Almanya'dan alınan tedbiri gördük. Evet. İyi niyet, iyi niyet, dürüstlük. Samimiyet. Sonuç? Evet evet. Ve adam çok dürüstçe diyor. Ben burada kazandım. Onlara da tekrar vergisini ödemek istiyorum. Son derece doğru ama. Evet. Hani bir Türkiye'de şunu yapıyor aslında. Eğer yastık altında veya yurt dışında param varsa diyor bir kanun çıkarttı getir ben sormayacağım. Kaynağını sormayacağım. Eğer Almanya bunu deseydi biz yandıydık. Avrupa Birliği bunu deseydi biz yandıydık. Evet. Vatandaş tamamını götürürdü. Buradaki gayrimenkulünü de satar götürürdü. Çünkü Türkiye'ye kızgın. İyi ki Avrupa Birliği bunu yapmıyor. Yani iyi ki mi demeliyim, Türkiye'yi düşünerek söyledim vatandaşımız evet. Açısından.
beyanda bulunmaları için cezasız beyan sistemi getirebilirlerdi belki. Onlar da getirmediler. Çünkü özellikle Türklerin Türkiye'de para ve mal biriktirdiğini çok iyi biliyorlar. Oradan ciddi bir gelir elde etmek istiyorlar. Ben tahmin ediyorum ki bu yıl sonuna kadar tedbirler belki alınmak için bir imkan doğacak bazı ülkeler için. Buna rağmen bizi duymayan, duyup da ciddiye almayan, aman ben de işte zaten hiç yardım almadım, bana ne ki diyen vatandaşlarımızın, tedbir almayan vatandaşlarımız neredeyse vatandaşlarımızın %60'ına 70'ine denk gelecek. Evet. Yaşadıkları ülke makamları trilyonlarca euro kar edecekler. Bunu da unutmasınlar. Yani herkes işte aman ne olacak yakalanınca ne olacağını görsünler. Siz hep çalışıyor olabilirsiniz. Hiç evet. Yardım almış olabilirsiniz. Parayı nereden buldun? Kara para mı? Buradan vergiden niye, vergi denkleşmesinde niye söylemedin? Niye bahsetmedin? Yalan yanlış bilgi verdiniz diyecek. Çünkü resmi makamlara imzaladığınız vergi denkleştirmesindeki formlara benim Türkiye'de param var, gayrimenkulüm var, işte arsayı gayrimenkule çevirdim, değer artışı kazancım var demediyseniz yalan ve yanlış bilgiyi verdiniz demektir. Biz en kötüsünden bahsedelim de, en kötü olacaklardan bahsedelim de yine en düşüğü öyle olsun yani. En kötüsünden bahsedelim, başlarına neler gelebileceklerden bahsedelim. En kötü şartlarda neler gelecek onları söyleyelim, bilsinler. Başlarına ne geleceği şöyle ben kötü geleceğini düşünüyorum. Almanya 13 milyar avro mu demişti? 10 milyar ben, avro para bekliyor. Para bekliyorum demişti. Evet. Bunun en iyisi nerede kaldı? Demek ki herkese vergi, ceza, nereden buldun, kara para mı diye sorarak alacak bunu. Evet. Getir bana, sen bu yıl bana ne vermek istiyorsun Ahmet Bey demeyecek. Evet. Yani ciddi bir hesabı var ve yakalamak istiyor. Ben bundan bunu anlıyorum. Başka bir anlam çıkaran varsa beri gel. Yani ben Türklerden bu parayı bekliyorum diyor. Çok ciddi bir para bu. Mertab Hanım, Almanya'daki resmi kurumların çoğunda Türkiye kökenli vatandaşlarımız da çalışıyorlar. Bizim gibi konuşan, bizim gibi düşünen, Türkiye'de akrabaları olan, Türkiye'de kökleri olan ve buradaki bizim yaşantımızı, oradaki birikimlerimizi, yatırımlarımızı bilen insanlar var. Alman devleti bunları orada istihdam etmiş durumda. Sorduğu zaman tabii ki adam bu ülkeye çalışan, bu ülkenin efendim kalkınması için, büyümesi için, refahı için çalışan bir insan. Tabii ki devletine, buradaki devletine sadık kalmak zorunda, doğruları söylemek zorunda, bilgilendirmek zorunda. Bilmiyorlar mı zannediyorlar? Yani vatandaşlarımız öyle mi zannediyorlar? Tabii ki söyleyecekler adamlar. Doğrusunu biz insanlara yanlış iş yapın demiyoruz ki. Biz de diyoruz ki hukuki çerçeve içerisinde en az zararla nasıl kurtulabilirsiniz? Onun önlemlerini Türkiye'de almanız lazım. Burada değil. Burada almaya kalkan vatandaşımızı Frankfurt'tan gördünüz işte. Yapmış. Efendim cevabını da almış maliyeden. Yani sonuçta bu. Demek ki herkesle de bu işi konuşmamak lazım. Aynen. Yani şeyi bazen biz bu işi otomatik bilgi paylaşımını da bilen mali müşavirlerle muhatap olun diyoruz yurt dışında. Türkiye'de de diyoruz ki bu işi bilen avukatlarla muhatap olun. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yine yazıyorlar böyle YouTube'da. Cevap vereyim. Yani arkadaşlar diyorum ki bakın. Türkiye'ye gitmeniz lazım. Gittiğiniz zaman sizin işlerinizin takibi için tabii ki vekalet gerekiyor. Vekalet vereceksiniz ki sizin işinizi takip etsin. Yani bedava bu işleri yapan, Allah rızası için koşturan avukatlar varsa, hukukçular, gidin yaptırın. Yapsınlar. Ama siz sadece buradaki birine vekalet vererek Türkiye'deki işlemlerinizi yaptıramazsınız. Bizzatihi sizin Türkiye'ye gidip işlerin birlikte yapabileceğiniz işlemler var. Ondan sonra bu işin takibi var. Ha siz diyorsunuz ki ben vermeyeceğim. Yaptırmak istemiyorum. Yaptırmayın arkadaş. Yani size zorla yaptırın diyen yok ki. Yani biz devletin bu konuda bu insanlara yardım edin, bu insanlara yol gösterin, bunların işlerini ücretsiz yapan dediği bir kurum değiliz. Resmi bir kurum değiliz. Biz sizlere sadece burada yol göstermeye çalışıyoruz. Ama sizin her zaman söylediğim gibi kullanmayı sevmiyorum ama paşa gönlünüz bilir. İstediğiniz kişiye gidin, istediğiniz kişiye vekalet verin. Ama biz doğruları söyleyelim. Yarın tosladığınız zaman da bu yazdıklarınızdan utanın. Onu söyleyeyim, o kadar ya, o kadar. Söyleyeceğim bu kadar. Hala takmışsınız o mevzuya.
Bu işte kimdir yani ya? Yine yani programın sonunda yine sinirlerim zıpladı. Sonunda kızdırdılar sizi. Evet, yine kızdırdılar ya. Yani biz en azından bu işin lokomotifi olduk. Devletin o anlatamadığına kadar hukuki siz hukuki diyor. Ya seyretme kardeşim ya. Seyretme ya. Seyretme git başka yerden seyret ya. Başkalarını dinle ya Allah'ını seversen. Mete Hanım bitti, program bitti. Peki iyi akşamlar. Ya, program bitti. Çarşamba akşamı tekrar herhalde bu saatte görüşürüz. Sinirlerim zıplatılıyor böyle yazılar yazıldıkça. Devletin açıklamaz devlet, açıklayamaz. Devlet uluslararası bir mevzu bu. Nasıl söylesin desin size bu üçkağıtçılığı yapın efendim şunları yapın nasıl desin devlet size ya? Hiçbir devlet söyleyemez. Yapsa zaten söyler. Neyse Ankara'ya selam olsun diyoruz. Merhaba. Evet sevgili seyirciler bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine hukuk masası pazar akşamı saat 16'da buluşmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın efendim. Gerçek acıdır, acıtır da.